Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar, kanıma hoş geldiniz. Bugün 2021'in çok beklediğiniz koleksiyon videosunu çekeceğim. Çok fazla sabırsızdınız bu video için. Hatta son günlerde haber verdiğimde size işte açıklama yaptığımda koleksiyon videosunu çekeceğim dediğimde daha çok sabırsızlaştınız, daha çok merak ettiniz. Bugün arkadaşlar çok uzun yapmadan videoyu ama elimde değil yani 30-40 dakika olacağını düşünüyorum videonun. Çok fazla uzun yapmadan, uzatmadan hepsinin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. İlk bir iki dakikanızı alacağım ama önce videonun içeriğinden bahsedeyim size. Önce 5 adet kutum var. O 5 adet kutunun içi dop dolu. Hepsi koleksiyon kutusu. Onların hepsinin teker teker tanıtımını yapacağım içindeki bıçakların. Ondan sonrasında elimde bir yaklaşık 10 tane daha bıçak, kelebek var. Onlar sizin ilginizi çekeceği için onları da koydum ama koleksiyonumdan değil. Onları en son göstereceğim. Onları gösterdikten sonra da koleksiyonumda olmadığını da belirteceğim yani. Onları en son gösterdikten sonra da arkadaşlar şöyle bir masa ayarladım. Masaya bütün bıçakları kutularıyla, kılıflarıyla birlikte dizeceğim. Siz hepsini izleyeceksiniz arkadaşlar en sonda. Ama bence benim düşüncem çayınızı, kahvenizi alın, oturun. Gerçekten sonuna kadar izleyin. Çünkü çok mükemmel bir video olacak, çok akıcı bir video olacak. Benden söylemesi. Keşke yani YouTube'da bu tarz videolar olsa da, daha fazla olsa da, var zaten ama daha fazla olsa da hepsini teker teker izlesek gerçekten ben de eğlenirdim yani sizin yerinizde olmak isterdim. Şimdi kutumu alayım arkadaşlar şu şekilde. Şuraya koyayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Ondan sonra koleksiyona geçmek istiyorum. Bugüne kadar benim yanımda olan, şu an 8800 abonedeyiz. Bugüne kadar benim yanımda olan, bugüne kadar bana desteğini, sevgisini esirgemeyen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bunların içinde abilerim de var tabii. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Benim gerçekten şu an YouTube'da olma sebebim gerçekten sizlersiniz. Son günlerdeki bana ilgi ve alakanız beni gerçekten YouTube'da tutmaya yarıyor. Bu yüzden hepinize teker teker teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bu benim hakkımda işte yorumlarda kötü yorumlar yapan, işte her videoma sürekli dislike atan, Instagram'dan beni işte tahrik etmeye çalışan birkaç tane velet cahil diyelim. Onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaşlar onlar benim kötü yanlarımı benim yüzüme vurdu. Onlar benim kötü yanlarımı benim yüzüme vurmasaydı ben şu an belki de daha berbat videolar çekiyordum. Belki de daha kötüydüm. Belki de daha iyi yerlerde değildim. Şu an bulunduğum konumda değildim belki de. Onlar sayesinde arkadaşlar ben daha fazla kendimi geliştirdim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi arkadaşlar kutumu önce tanıtayım. Arkadaşlar Ak Yıldız yazıyor şurada görmüş olduğunuz gibi. Ak Yıldız bir bıçak, çatal, kaşık setinin markası arkadaşlar. Kutuyu ben bir şekilde elime geçti. Sonrasında zaten kullanmak istedim. Gerçekten işime yarayacağını düşündüm. Önce şu logoyu yapıştırdım tam ortasına. Kendi kanal logom. Bu arada arkadaşlar bu logoyu ben yaptığımdan beri kimse bu logo hakkında hiçbir şey demedi. Acaba kötü mü oldu diye sürekli düşünüyorum yani. Şu logo hakkında bir güzel bir yorum yaparsanız veya kötü çok sevinirim yani. Onu da belirteyim arkadaşlar. Kutuyu açalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi burası çok yoğun, karışık. Bu arada hiçbir bıçağa değmiyor farkındaysanız. Hepsine teker teker iyi bakıyorum. Şöyle şurada göstereyim. Mikrotek'in logosu mevcut. Mikrotek markasını biliyorsunuz zaten. Çok pahalı bir markadır. Gerçekten güzel bir markadır yani. Evet. Şimdi şu Touch Force'dan başlayalım arkadaşlar. Nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. Touch Force'dan başlayalım. Evet. Kutusu gerçekten mükemmel arkadaşlar. Çok seviyorum böyle sarı siyah dizaynlı kutuları veya işte sarı siyah dizaynlı eşyaları falan. Çok mükemmel bir kutusu var. Daha tanıtımı gelmedi. Tanıtımı gelecek. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yarı otomatik bir bıçak. Şurada testeresi mevcut. Odaklayalım. Touch Force yazısı da mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Alüminyuma benzetilmiş bir
kabzeden yapılmış arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı bir kabzedir. Sadece bu muştası biraz ince. O beni üzüyor. Yani zaten sağa sola vuracağımdan, birilerine vuracağımdan değil. Koleksiyonluk bir ürün. Hani kırılır da beni üzer diye korkuyorum. Gerçekten çok beğendiğim bir üründür. Şurada da ipi var. Fiyatı bunun arkadaşlar 100 TL. Evet, onu koyduk. Şu ürüne geçelim. CRKT balta. Balta çakı dediğimiz çakı. Bunun siyah rengi de var ama bu rengi mükemmel ve şuradaki dokunuşu çok güzel. Burası full beyaz gördüğünüz gibi. Yarı otomatik bir bıçak. Daha doğrusu manuel bir bıçak. Ama ben yarı otomatik gibi açabiliyorum sallayarak. Kılıfına tekrardan koyuyorum. Fiyatı 150 TL arkadaşlar. Evet. Browning şu şekilde. Kılıfını çok seviyorum bu bıçağın. Benim ilk muştalı bıçağımdır. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi Browning markası da mevcut zaten. Bunun siyah rengi de mevcut. Bunun şu an piyasada değeri 80-90 TL olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Yarı otomatik bir bıçak zaten. Şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Kılıfına koyalım. Onu kılıfına koyduktan sonra arkadaşlar şurada bir bıçağım var. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu arada kılıfı gerçekten güzel bir bıçaktır. Şu şekilde göstereyim. Burada daha 2-3 tane bıçak tanıttım. 6. dakikaya gelmişiz. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kemik kabze. Yani orijinal kemik kabze değil tabii ki. Zaten 70 TL bir fiyatı var. 70-80 TL bir fiyatı var. Feneri mevcut burada. Çok kaliteli bir üründür ama. Yani ve paslanmaz çelik. Kesinlikle paslanmaz çelik. Onu da koyalım. Dediğim gibi en sonda hepsini masaya dizip göstereceğim size. Arkadaşlar Instagram piyasasında çok fazla gördüğünüz, benim kendi sayfamda da satılık olan bir ürün. Çok kaliteli bir üründür arkadaşlar. Perçin vidaları var. Fiyatı 200 TL bunun da. Çok sevdiğim bir bıçaktır. Evet, Damaskus işlemeli bir kelebek. Bu arada vidaları hala gevşemedi. Arkadaşlar Damaskus en başta Şam'da ortaya çıktı. Ama tabii ki de bu orijinal bir ürün değil. Orijinal olmadığı için fiyatı da fazla yüksek değil. Ama fiyatı 200 TL. Kutusu falan da ayrıyeten güzel bir üründür. Çoğunun tanıtımı var zaten kanalımda arkadaşlar. Kanalıma kesinlikle girin. Bakın bu tarz ürünlerin tanıtımları var. Bakabilirsiniz. Mikrotek halo altı. Yeşil renk. Bu ses gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani şu sese bakar mısınız? Yani bu sese hasta olunur yani. Gerçekten hasta olunur. Fiyatı şu an 1500, 2000, 1800 TL'lerde. Gerçekten çok pahalı bir üründür. Aynı renk, aynı ürünün siyahından mevcut. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada custom vidaları mevcut. Kilitli. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir üründür arkadaşlar. Bunun da fiyatı aynı şekilde. 2000, 1800, 1900 bu fiyatlarda. İkinci ellerinden de bulabilirsiniz tabii ki. İkinci elleri daha pahalı. Bu arada elimi kesmiştim sabah. Hala kanıyor. Sırf yara bandı takmadığım için. En ufak kesiklerinizde yara bandı takın arkadaşlar. Unutmayın. Şu şekilde. Şurada parmağım şu an gözükmüyor. Siliyorum. Çok güzel bir kutuya sahip olan BGT bıçak. Gerçekten tam bir makine arkadaşlar bu bıçak. Yani çok mükemmel bir ürün. Şu şekilde görüyorsunuz. Aşırı keskin asi bir tipi var. Sarı siyah zaten. Dediğim gibi sarı siyah dizaynı gerçekten ben çok seviyorum. Ne olursa olsun kılıfı da mükemmel. Bunun kesinlikle tanıtımına gidebilirsiniz kanalımda. Ben çok sevdim. Siz de çok seversiniz. Fiyatı 200 TL arkadaşlar. Ama satmıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. AKC
İtalyan stiletto 23 santim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bir de şu görüntüye bakar mısınız ya? Gerçekten mükemmel yani. 33 santim pardon 23 santim dedim ben sanırım daha demin. 33 santim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bıçaktır. Bence bunlardan alın çünkü bunlar zamanlar geçtikçe pahalanıyorlar. Eğer böyle bir şey istiyorsanız kesinlikle alın. Asla paslanmaz. Çok güzel bıçaklardır. Bilginiz olsun. Orijinal değildir bu arada. Onu da söyleyeyim. Şunu da poşetten çıkarırsam arkadaşlar. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Martinez Albianox kelebek. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 33 santim bu da. Gerçekten 33 santim bir kelebeğe göre devasa bir boydur. Biliyorsunuz zaten. Bunun da tanıtımı var arkadaşlar. Bunu da kesinlikle tanıtımına girebilirsiniz kanalda. Bunu da koyuyorum direkt. Şurada bir tane muştan var. Merak edenler olursa. Zaten ben bu muştaların koleksiyonuna da başladım. O muştayı koyayım kenara. Muştaları tanıttığımda onu da göreceksiniz. Mikrotek yine ufak bir bıçak. Mikrotek Exotek dediğimiz. Artık tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum. Çok tatlı kırmızı renk. Sevdiğim bir bıçaktır. Fiyatı 300 TL'ye yakın. Bazı sayfalar 300'e satıyor, bazıları 270'e satıyor, bazıları 280. O fiyatlarda değişiyor. Şimdi mikroteklere geldik arkadaşlar. Sol tarafa geçiyorum kameranın. Şu şekilde şu bıçağımı göstereceğim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kutusu var. Kılıfı da gerçekten güzel bir kılıf. Pardon, elimden kayıyordu az kalsın düşürüyordum. Şu şekilde bir kurt kabartması var. Görmüş olduğunuz gibi. Belli oluyor mu kabartma bilmiyorum. Çok mükemmel bir ürün. Çok güzel görünüşü var arkadaşlar. Tavsiye edebileceğim bir üründür. Bilginiz olsun. Bunu da koyuyorum kenara. Evet. Buna geçtik. Şekilde kutunun içi de böyle. Bu bıçak arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ben buna bayılıyorum. Sebebi ne bilmiyorum. Aslında beni cezbedebilen bir şey yok bu üründe ama uzun ve çok ince oluşu kalem gibi yani. Ben o yüzden çok seviyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi dikiş tutmaz boyutunda. Namlusu dikiş tutmaz boyutunda. Cam kırma çivisi mevcut. Bu arada bakın kanıyor parmağım. Onun için bıçaklara dokunmak istemiyorum bu elimle. Dikkat ediyorum. Şu kutular zaten halo altının ve halo yeşilin iki rengin kutuları. Onları kenara koyuyorum. Zaten tanıtmıştık onları biliyorsunuz. Şu bıçağa geçelim. Bunların ayrı bir tanıtımını yapmayı düşünüyorum bu arada YouTube'da. Sadece mikroteklerle ilgilenen insanlar olursa onlar için faydalı olur. Şu şekilde içinde hepsinin kullanma kılavuzu var bu arada. Normal mikrotek markasını anlatan kılavuzlar yani. Bunun da arkadaşlar kılıfı olması gerçekten çok avantajlı. Evet. Bu arada fark ettiyseniz hepsini şeyle açıyorum yani poşetlerinden çıkarıyorum. Alüminyum burası. Ben bunu en başta kapatamıyordum. Gücüm yetmiyordu. Şimdi yay biraz daha hafifleşti ve gücüm yetiyor. Görmüş olduğunuz gibi cam kırma çivisi de mevcut. Çok güzel, mükemmel bir bıçak. Hepinize tavsiye ediyorum. Fiyatı 450 TL. Bu arada birkaç tane ürünü sanırım fiyatını söylemedim ben. Seyyarlardan falan bulabileceğiniz ürünler değil zaten bunlar. Anca Instagram sayfalarında falan bulabilirsiniz. Av bayilerinde de yoktur yani. Evet, bunu da çıkarıyorum.
Mikrotek Karambit arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Mikrotek yazısı zaten mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel. Mükemmel bir bıçak. Sesi falan gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun da fiyatı 450 TL falan olması lazım. O civarlarda. Eğer bu tarz bir şey arıyorsanız tavsiye ederim. Gerçekten alabilirsiniz. Güzel bir bıçaktır. En bombayı en sona sakladım. Bu kutuda. Şöyle kenara koyalım. Evet. Mikrotek Mini Troodon. Bu şekilde. Bunun ayrıntılı bir videosu gelecek kanala. Arkadaşlar çok hafif, çok mükemmel. Bu arada elim hala kanıyor, devam ediyor. Kusura bakmayın onun için. Çok hafif ve mükemmel bir bıçak. Ben zaten hafif bıçakları sevmem aslında ama buna ayrı bir kalite katmış hafif olması. Yine alüminyum kabze. Görmüş olduğunuz gibi Mikrotek Troodon. Evet. Troodon M yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu Türkiye'de kimsede yok arkadaşlar. Şu an bir tek bende var. Bir tek bende mevcut. Odaklasın. Bir tek bende mevcut arkadaşlar. Bunun için de gerçekten çok gurur duyuyorum. Şu sesi duyun. Anahtarlık gibi bir şey yani. Gerçekten anahtarlık gibi bir şey. Yakın zamanda piyasaya gelir mi bilmiyorum ama bence çok uzun süre olur gelmesi. Yakın değildir yani. Şimdi arkadaşlar bu kutuyu da atıyorum. Burası kadifemsi bir dokusu var zaten kutunun. Şurada da Mikrotek logosunu göstermiş miydim ben size? Göstereyim. Mikrotek olduğu için burada çok. Mikrotek logosu burada. Kutuyu arkadaşlar kenara koyuyoruz. Sıradaki bıçaklarımıza geçiyoruz. O kutuyu hemen şuradan alıyorum. Evet. Sıradaki kutumuz benim çok sevdiğim bir kutudur. Özellikle koleksiyonum için almış olduğum, para verip almış olduğum bir kutu. Smurty diye bir logo. Aslında çok çirkin bir ismi var ama markasının. Bu şekilde arkadaşlar süngerli. Gerçekten çok güzel bir görünüşü var. Dilerseniz tanıtımına geçeyim. Yine 33 cm AKC İtalyan stiletto arkadaşlar. Siyah bu da. Normalde ahşap kabzesi rengi vardı. Gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmeldir arkadaşlar. Bunun da fiyatı 350 TL. Şu şekilde bir Benchmade kelebeğim var. Görmüş olduğunuz gibi işlemeleri var. Şekilde. Çok güzel bir görünüşü var arkadaşlar. Çok beğendiğim bir kelebektir. Eğer elinize falan bu tarz bir kelebek geçerse kesinlikle alın derim. Bulursanız. Bu arada kenarlar çok doldu. Ben şu kenarları birazcık açayım. Kötü görünüş sağlamasın. Kutuya koyayım veya arkadaşlar. Hepsini dışarı çıkarmayayım. Şu şekilde. Bunu çok beğeniyorsunuz. Hepiniz çok soruyorsunuz. AliExpress'ten almış olduğum tarak kelebek. Benchmade. Arkadaşlar bu o kadar kaliteli bir kelebek ki gerçekten bende yıllardır var. Hani gerçekten yıllardır var. Yani koleksiyon eskir bu kelebek eskimez yani. O kadar kaliteli güzel bir kelebek. Hani anlamadım. Hani gerçekten çok düşürdüm ben bunu. Çok fazla emektarımdır bu benim ama hiçbir şey olmadı yani kelebeğe. Gerçekten helal olsun. Zamanında 30 liraya mı 35 liraya mı ne almıştım? Tam olarak hatırlamıyorum. Ama gerçekten çok kaliteli bir kelebek. Şu şekilde Benchmade. Namlusu gerçekten mükemmel bir kelebektir. Zaten kelebekler direkt saplama amaçlı olduğu için bu da öyle bir görünüş yapılmıştır. Dizayn yapılmış. Ejderha motifleri de mevcut burada. Çok güzel kelebektir. Fiyatı 80-90 TL civarında. Türk bayraklı bir bıçağımız Kolombiya'nın. Şöyle sallayarak açamadım çünkü alandar.
Evet. Bu da gerçekten çok sevdiğim bir bıçak. Sevgili Bıçak Alemi sayfasından Seydullah abinin hediye etmiş olduğu bir bıçak. Şimdi Kolombiya'nın turuncu bıçağına geçtik arkadaşlar. Ben bundan bir adet sattım. Yani bir sene oldu herhalde. Gittim birisine sattım arkadaşlar. Ondan sonra bir baktım. Hani özlüyorum bu bıçağı. Gerçekten özlüyorum. Özledikten sonra bir tane daha aynısından aldım. Ama hani çok zararla almıştım. Çünkü o zamanlar bir de bıçak çakı satışı yapmıyordum. Çevrem vardı tabii ki ama yine de bıçağı bulamamıştım hiçbir yerden. Şuna geçelim. Stride Knives arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da güzel bir bıçaktır. Ben zamanında 40 TL'ye falan almıştım bunu. Şimdi arkadaşlar aynısı 100-110 TL falan. Kapattım. Yarı otomatik bir bıçak. Ya hani dediğim gibi ben mesela bunu aynısından 2 sene 3 sene önce aldım aynısını. Ama hani şu an fiyatına baktığımız zaman arkadaşlar yarı yarıya bir fiyat çıkmış yani ortaya. Dolardan, Euro'dan dolayı bunlar oluyor hep. Onun için siz de hani geciktirmeyin alacağınız bıçakları. Zamanında alın. Unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Eğer almak istediğiniz bir bıçak varsa acele edin. Çünkü bazen fiyatlar çok artabiliyor. Sonrasında zor düşüyor. Düşmüyor bile. Cold Steel'in bir bıçağı. Şu şekilde açılıyor görmüş olduğunuz gibi. Ben bu bıçağı hatırlıyorsanız aşamamıştım ilk. Koleksiyon kutusu açılımında. Pardon, koleksiyon kutusu değil. Kutu açılımında açamamıştım. Ama sonrasında şuraya ittirip açıldığını fark etmiştik. Şu şekilde. Cold Steel. Bunun da fiyatı arkadaşlar şu anki piyasada 100-110 TL, pardon 130 TL civarı bir şey. Ama siyahından çoğu yerde kalmadı artık. Siyahından kimse de kalmadı. Beyazı mevcut. Beyazında da Cold Steel yazısı yok. Onu da söyleyeyim. Alanlar aldı. Alamayanlar da gerçekten hani üzülsün diyebilirim. Çünkü çok kaliteli bir bıçak. Kelebek diyordum az kalsın. Evet. Piyasada son günlerde artık azalmış. Ben de çok fazla satmıştım bundan. Instagram sayfamda. Alanlarınızda olmuştur aranızda. Çok fazla. Ahşap saplı kelebek. Bunun ilk tanıtımını yaklaşık bir sene önce yaptım. O günden beri zaten bu bıçak çok değerlendi. O günden beri herkes bunu aramaya başladı. Herkes bunu işte istedi. Bütün sayfalar bunu satmaya başladı. Yani tabii beni izleyip öyle oldu demiyorum ama o günden sonra patladı yani bu kelebek. 110 TL fiyatı bunun şu an. 100-110 TL falan. Bu arada koyamıyorum buraya. Benim koleksiyonumda yaklaşık 200 senedir olan ve komik bir anısı. Gerçi komik değil. Bir anısı olan bıçak. Ben bunu bayisinden almıştım. 85 TL falan da 65 TL'ye anlaşmıştım. Arkadaşlar ama 18 yaş altından küçük olduğum için alamamıştım. Sonra bir şekilde bir büyü bulup o şekilde almıştım. Çok da istediğim bir bıçaktı ama. Şu an bunu almak istesek aynısını bilmiyorum kaç para olur ama ben emin olun 200 TL verseler bile satmam bunu. O kadar kaliteli güzel bir bıçak çünkü benim için. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hala sıfır ikinci elliğini kaybetmemiş çoğu ürün. Yer otomatik zaten. Kemere takma klipsi de mevcut. Browning yine çok aranılan, çok istenilen bir bıçak. Yarı otomatik bir bıçakı. İp kesme bıçağı mevcut. Kemere takma klipsi mevcut. Cam kırma çivisi var şurada ufak. Fiyatı 110 TL falan da ama şimdi yine hiçbir sitede yok, hiçbir yerde yok. Bulmanız çok zor, gerçekten zor. Şekilde ipini ben bağladım arkadaşlar bu arada. Velderim bir bıçağı. Bunu çok fazla isteyen arkadaşlar da oldu. Benim koleksiyonumdan almak isteyenler. Ama ben sürekli satmayacağımı belirttim.
Zamanında ben bunu 35 TL'ye falan almıştım. Şu an hani aynısından bulabilirsek eğer, yani bulunsaydı eğer, olsaydı piyasada 80 TL'den aşağı olmazdı diye düşünüyorum. O da en ucuz fiyat. Arkadaşlar bu arada bu koleksiyon hani gerçekten senelerin koleksiyonu. Son günlerde aldığım bıçaklar değil yani. Söylemek istedim. Evet, Kolombiya'nın şu şekilde bir bıçağı görmüş olduğunuz gibi. Kemere takma klipsi mevcut. Açamadım. Bu şekilde yani. Çok güzel bir bıçak. Beğeniyorum bunu da. Tavsiye eder miyim? Ederim tabii ki ama fazla gerekli bir bıçak değil. Benim arkadaşlar koleksiyonumda, bunun da çok komik bir anısı vardı. Gerçekten komik bir anısı vardı. Koleksiyonumda ilk bir yarı otomatik bıçaktı bu. Gerçekten ilk yarı otomatik bıçaktı. Anlatayım bir anısı var arkadaşlar. Onu anlatıp geçeceğim. Daha ilk aldığımda açmıştım bunu. Yol kenarında. Eve giderken açmıştım. Gerçekten çok hevesliydim bir de. Yarı otomatik bıçak. Kapatamadım. Yani ilk defa çünkü böyle bir bıçak aldım ve nasıl kapatılacağını bilmiyordum. Meğersem buradan kapatılıyormuş. Sonradan öğrendim. Şu an bozuldu zaten. Kapatmasak bile açılıp kapanıyor zaten. Arkadaşlar ben sırf bunu kapatamadığım için yolda, sırf polisler görüp hani elimden almasınlar diye veya birileri elimden almasın diye cebime koyup eve hani 400-500 metre cebimde bununla gittim. Ya sürekli bacağıma batıyor falan. En son bacağımda kesikler oluşturdu. Ufak ufak kesikler oluşturdu. Öyle bir anı olarak kaldı. Gerçekten komik anlattığım zaman bazı arkadaşlarıma da onlar da hani komik bir olay çünkü. Hani gülüyoruz yani arkadaşlar. Aklıma geldiğinde de bazen tebessüm ediyorum. İlklerde unutulmuyor zaten. Hani bozuk olmasına rağmen koydum kutuya. Aslında kutuda yeri yok bozuk olduğu için. Bu arada fiyatı 15 TL'ydi. Şu an aynısından 60-70 TL'ye bulabilirsiniz. O, fiyatı 15 TL değildi. Ben 25 TL'den 15'e indirmiştim. AliExpress'ten aldığım bir karambit. Bu arada AliExpress sözü geçmişken şunu söyleyeyim. Aslında en başta söyleseydim keşke daha iyi olurdu. Arkadaşlar AliExpress'te artık bıçaklar geçmiyor gümrükten. Son günlerde, pardon son günlerde değil. Yani yaklaşık 1 senedir, 1,5 senedir geçmiyor gümrükten. Ben önceki videolarımda AliExpress'ten geçer falan filan diyordum. Biliyorsunuz. Ama çok uzun bir süre bıçak almadım ben AliExpress'ten. Almadım almadım. Hani ve artık birkaç kişi bana şikayet etti işte. Dediler hani sen gümrükten geçer demiştin. Gümrükten geçmediler. Geçmedi falan filan. Bu yüzden arkadaşlar dikkat edin. Sipariş etmeyin AliExpress'ten. Söyleyeyim yani. Sonrasında suçlu beni bulanlar oldu. Ben de zaten izah ettim onlara. Şekilde minik 17 santimlik bir bıçağım var arkadaşlar. Ejderha motifli. Bu bıçağın aynısı zaten. Aynısı ama bir küçüğü yani anahtarlık şeklinde. Bunu da kutuya koyuyorum. Bunu ittim arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha bıçak kaldı. Ondan sonra muştalara geçiyorum. Evet. Bıçaklara geçelim. Çok basit bir kutu arkadaşlar. Normal karton. Şurada şöyle altın sarısı bir kelebeğim bulunuyor. Piyasada şu an fiyatı 75, 70, 80 TL. Bir kenara koyayım. Aynısının farklı desenlisi ve farklı namlusu. Bu da aynı fiyatlarda. Gerçekten güzel bir kelebek. Şu şekilde üçlü fırlatma bıçağım var. Ben normalde üçlü fırlatma bıçaklarından nefret ederdim ama bir kere aldım. Aldıktan sonra çok sevdim. Görünüşü falan mükemmel yani muazzam. Biraz da görünüşüne tav oluyorum yani. Bazı fırlatma bıçakları var. Berbat görünüşleri. Ama bunun gerçekten asi bir duruşu var.
Bunun da fiyatı 110 TL falan şu an piyasada. Kapattım. Burada Benchmade, pardon Benchmade diyorum. Kelebek Jaguar mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Bir zamanlar 10 TL'ye, 11 TL'ye, hatta 9 TL'ye bile alabileceğiniz kelebek. Şu an 40 TL falan. Bu arada hani ben şunları da artık özlüyorum arkadaşlar. Bazen aklıma geliyor. Hani ne günlerdi falan diyorum. Mesela bu tarz kelebek bıçaklar hepimizin belki de hani şu an muhtaç olduğu bıçaklar. Muhtaç olduğundan kastım şu şekilde. Hepimiz en ucuz çakıları almak istiyoruz. Gerek ailemizin gerek maddi durumumuzun yetmediği için. Ben mesela arkadaşlar bu tarz bıçaklar aldığım zaman yaklaşık bundan 5-6 sene önce yani. Hani keko gibi seyyarların yanına gidersin hani böyle abi en ucuz bıçak ne kadar falan filan gibisinden sorular sorarsın böyle. Hani o günleri de özlüyorum. Hani insan geldiği yeri unutamıyor çünkü. Evet şu an belki de bu koleksiyon çok fazla para ediyor. Ama hani insan gerçekten geldiği yeri unutmuyor. Hani dizilerde falan biliyorsunuz görüyorsunuzdur. Sanki hani nasıl diyeyim ben size. Böyle en ucuz sigarayı sorarlar ya en ucuz sigara ne kadar falan. Aynı bizde de o muhabbet oluyordu yani. En ucuz bıçak ne kadar, en ucuz çakı ne kadar falan. En ucuzu ama en kalitesini, en güzelini almak istiyorduk hepimiz. Şu an benim yerimde başkaları var arkadaşlar. Yani 12, 13, 14 yaşındaki kardeşlerimiz var. Onlar da zaten büyüyünce benim kadar olmayabilir belki. Belki benim kadar benden daha iyi yerlere gelirler. Belki daha güzel bıçaklar olur. Sadece sabır etmeleri lazım. Sabretmeleri lazım. Evet, bu şekilde dikiş tutmazım var arkadaşlar. Fiyatı bir aralar 10 TL olan bir bıçak. Benim bu arada ilk koleksiyona koymuş olduğum bir dikiş tutmaz. Evde bulmuştum. Ondan sonrasında zaten bıçak merakı bende başlamıştı. Çok hoşuma gitmişti. O günden beri çok seviyorum bıçakları. Çakmak var arkadaşlar burada. Şu şekilde düğmesine basayım görün. O şekilde arkadaşlar. Bunu tanıtmayacağım. Burada iki tane Kolombiya bıçağım var. Biri gökkuşaklı, biri sarı renk. Şunu tanıtacağım. Benim şu an takip ettiğim sayfalara bakarsanız eğer arkadaşlar görürsünüz. Selim Kan diye bir sayfa hediye etmişti bana. Biliyorsunuz tanıtımını da yapmıştım. Çok da sevmiştim kendilerini. Ama tabii bıçak işini bıraktılar onlar şu anda. Gerçekten çok güzel bir bıçak. Ben çok seviyorum sarı renk. Önerdiğim bir bıçak. Yarı otomatik ama çok hızlı açılmıyor. Monel tarzı. Kutusuna koymakla uğraşmayacağım. Aynısının gökkuşağı rengi mevcut. Onu da koyayım. Çakmaklar var arkadaşlar. Rainbow çakmak. Bir de şöyle. Bir de mavi renk. Bunların da tanıtımını yapmayacağım. Çakmak koleksiyonu yapmıyorum. Pardon. Çakmak tanıtımı yapmıyorum. Şurada bir kelebeğim var. Kabzesi çok güzel ama namlusunu sevmediğim bir kelebek. Bunu ne için koleksiyonuna koyuyorum onu da söyleyeyim. Çok fazla sallanması kolay bir kelebek. Gerçekten çok kolay. Hani sallarken sanki daha iyi sallıyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Hani sizin daha güzel sallamanıza sebep olan bir bıçak. Tutuşu falan daha güzel. Evet. Biber gazım mevcut. Bir tane ufak. Bu kutuyu da kenara koyuyorum. Şimdi arkadaşlar sıra muştalara geçti. Hemen kameranın sağına geçiyorum. Muşta kutumdan bir tanesini alıyorum. Evet. Önce şunu tanıtacağım. Koleksiyonumda en değerli muştalardan birisi. En çok
Yani en ender muştalardan biri, nadir bulunan bir muşta. Fiyatı 40-50 TL civarında var ama hiçbir sayfa satmıyor şu anda. Satanların da çoğu yalandır diye düşünüyorum. Tabii günahlarını almak istemem ama ihtimal veriyorum sadece. Evet, burası zaten bıçak cenneti. Şurada benim koleksiyonumun, pardon, kanalımın logosu mevcut. Bunu da en sona koyayım. Evet. Tanıtımlarına hızlıca geçeyim arkadaşlar. Videoyu kısa keseceğim çünkü. Kalın muşta, gümüş renk, 40 TL fiyatı. Kalın muşta, altın rengi. Bunun da fiyatı 40 TL. Bu da gri rengi kalın muştanın. Üç rengi de mükemmel, muazzam. Bu arada arkadaşlar, son günlerde gerçekten koleksiyonuma çok fazla muşta ekledim. Niye öyle yaptım bilmiyorum ama normalde muşta bana çok mantıksız gelen bir koleksiyon ürünüdür. Ama son günlerde yapıyorum yani muştaların da koleksiyonunu. Sevmeye başladım. Bir de bazı kendini bilmezler var. İşte açıyorlar videoyu arkadaşlar. Muşta şöyle kullanılır, muşta böyle kullanılır diye video çekiyorlar. Ondan sonra yok işte ben kimsenin üstünde kullanmıyorum, siz de kullanmayın falan falan. Boş muhabbet yapıyorlar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Hani madem kimsenin üstünde kullanmasını istemiyorsunuz, o zaman gidip öğretmeyeceksiniz insanlara. Yok muşta şöyle tutulur, yok muşta şöyle koyulur. Ben size gösterdiğimde bile muştayı parmaklarıma sokmadım. Hani ben bu kadar hassas davranıyorsam arkadaşlar, bazı o kendini bilmezler de hassas davranması gerekiyor bu konuda. Yok işte muşta öyle tutulur böyle tutulur falan. Yapmayın böyle şeyler. Ondan sonra blöf de yapmayın. İşte yok kullanmam ben kimsenin üstünde. Siz de kullanmayın. Ama adama nasıl vurulacağını öğretiyorum falan gibisinden muhabbetler yapmayın. Çok yanlış. Uyarmak istedim sadece. Bu arada 38 dakika oldu arkadaşlar. Çok yoruldum. Gerçekten yoruldum. Altın sarısı kemik kuru kafa desenli muşta. Bunu da koydum. Bir tane karambitim var. Şu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Odaklasın bir de. Ne yazdığını görün. Çok kaliteli güzel bir muştadır arkadaşlar. Ufak tatlı bir şeydir. Tavsiye ederim. Elime sığmıyor bile yani. Çok minyon bir bıçak. Seviyorum yani. Eğer bütçeniz varsa böyle bir şey alabilirsiniz. Fiyatı 160 TL civarında. Bunu da arkadaşlar koyalım artık kenara. Son bir tane kutum kaldı. Onu da tanıtıyorum hemen. Bu arada arkadaşlar sürekli düşünüp duruyorum. Acaba hani şu elimden kan akıyor sürekli parmağımdan, ufak da olsa. Bunun lafını yapan arkadaşlar olacak mı diye düşünüyorum. Moralimi bozuyorum yanlışlıkla. Onun için kusura bakmayın. Şu şekilde AliExpress poşetlerinden USB almıştım, flash bellek almıştım. Onlarla koydum. Bulamadım başka bir yer. Ejderha motifli altın muştalar ve siyahımsı muşta. Aynı rengin gümüşünden de mevcut. Bunların fiyatları şu şekilde arkadaşlar. 50, 30, 25, 20. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Üç rengi de mevcut. Şekilde kartal desenli bir muştan var. Gerçekten mükemmel bir muşta. Çok sevdiğim bir muştadır arkadaşlar. Kalındır. Yani kalın. Ben bunu normalde fotoğraflarda falan gördüğümde çok beğenmiyordum hiç. Ama arkadaşlar elime aldığımda şu kalınlığını fark ettiğim zaman gerçekten çok beğendim. Aldım, koleksiyonuma koydum. Fazla önermem ama tabii. Hani fazla güzel bir şey değil. Sadece beğenip aldığım bir muşta.
Bunların hepsi sayfamda mevcut arkadaşlar, satılık olarak. İsteyen olursa alabilir. Bu arada altı açıklamaya linklerini de koyacağım. Videoda satışlarını yaptığım bıçakların. Saniye saniye yazacağım hepsini. İnce muşta siyah. Gümüş rengi vardı daha demin görmüştünüz. Gördünüz. Altın rengi Batman muşta. Pardon, muştaları birbirine çarptırdım yanlışlıkla. Paracord ipli muştam arkadaşlar. Bunu da gerçekten çok seviyorum. 40 TL'ye, 35 TL'ye bulabilirsiniz. Gümüş kemik muşta. Bunu da biliyorsunuz zaten. Açıp göstermeye gerek yok. Kurşun rengi diye geçiyor bu tarz renkler aslında. Bodyguard muşta gördüğünüz gibi. Grimsi kurşun bir renk. Kurşun rengi. Evet. Bir de gümüş bodyguard muşta kaldı. O da bu şekilde. Fiyatları dediğim gibi 40, 35, 20, 25, 30 bu fiyatlarda arkadaşlar. Şimdi koleksiyonumun hepsinin topluca nasıl göründüğüne şahit olacaksınız. Hepsinin videosunu şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki koleksiyon videom yaklaşık 7-8 ay sonra olacak koleksiyon videosu. Umarım like atarsınız. Like atarsanız da beni çok sevindirirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olun. Gerçekten abone olun. Yorumda yaparsanız çok mutlu olurum. İyi veya kötü düşünceleriniz hakkında yorumlarınızı merak ediyorum çünkü. Şimdi geçebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen koleksiyonumun videosuna. Arkadaşlar koleksiyonumdaki bazı parçaları beğenmeyen arkadaşlar olabilir. Hep orijinal ürünler veya pahalı kaliteli ürünler almak zorunda değil kimse. Herkes sevdiği ürüne göre, sevdiği parçaya göre koleksiyonunu güzelleştirebilir. İstediği ürünü istediği gibi biriktirebilir, koleksiyon yapabilir. Olay, amaç hiçbir şekilde kalite vesaire değil. Her şey tamamen sizin o bıçaklara, o koleksiyon ürününe duyduğunuz sevgiye bağlıdır. Benim tamamen koleksiyonum bu şekilde. Arkaya bir şarkı koymak isterdim ama maalesef telif haklarından dolayı koyamıyorum. Umarım videomu çok beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kesinlikle bu ürünlerin tanıtımları mevcut YouTube'da ve şunu söylemek istiyorum. Hiçbirinin kullanımı yasal değildir. Hepsinin kullanımı yasaktır. Hele ki muştalar da dahildir buna. Koleksiyon yapacaksanız arkadaşlar ve yaptıysanız da YouTube'a başlamak istiyorsanız kesinlikle bu ürünlerin tanıtımlarını yapabilirsiniz. Kendinize güvenmiyorsanız ama istiyorsanız emin olun insanlara bu sevgileri aşıladıktan sonra her şey daha güzel olacaktır. Sizleri seviyorum. Sağlıkla kalın.